Pandemi sürecinde vakaların azalması için yasakların gelmesini bekliyoruz. İşte bu yasaklar devam etsin. Cumartesi de sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Bu kadar tedbirler alındı, nereye gitti? Yani ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı görüldüğü gibi. Kabine hep yalan dolan. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanına kabine toplanacak. Kabinenin gündeminde artan vaka sayıları var. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkında bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bugün kabine toplanacak. Kabineden ne bekliyorsunuz? Kabineden bizim beklentimizden ziyade sayılar önemli. Sayılar hakkında onlar da eminim şey yapacaklardır, gözden geçireceklerdir. Bu yükselişe nazaran benim beklentim değil, öngörüm sadece. Sanırım bu hafta sonu yasaklarının böyle toplu geleceği şeklinde ve akşam yasaklarının devam edeceği şeklinde olur. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Neden? İşte. Ne var ki ne bekleyeceğim? Yalan dolan, başka hiçbir şey yok. Ben haberin başına hiç ayrılmam. Bunların haberine de hiç inanmıyorum. Durum bu. Ya aslında artık insandan çok büyük beklentisi kalmadı. Yani bu hastalıkla yaşamayı öğreneceğiz. Ya bu sene olur, seneye olur. Bitene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz de devletten değil bizim ne yapmamız gerektiği önemli burada. Ya maske, mesafe, temizlik dediğimiz kurallara riayet edersek benim bir beklentim yok kabineden. Yani bundan sonra yasakların daha artmaması tek beklentim olabilir. Çünkü insanlar işsiz kalıyor, emeksiz kalıyor. Yani bunun haricinde çok büyük beklentimiz yok. Dediğim gibi bize düşen görevler bunlar. Devlet istediği kadar kapatma yapsın, biz bir günde gene eski haline getirebiliyoruz daha önce olduğu gibi. Bence açılması lazım yani. Yani yasakların sık olması daha iyidir de yani şu an mesela ne diyeyim yani. Bence açılması lazım yani. Başka bir şey yok. Kabineden ne bekliyorum? Pandemi sürecinde vakaların azalması için yasakların gelmesini bekliyoruz. Ne tür yasaklar gelmesini? Hafta sonu yasaklarının, kısıtlamaların artmasını bekliyoruz. Aynı zamanda toplu alanlarda da yasakların daha ciddi boyutta gelmesini bekliyoruz. Ya yasaklardan ziyade hani yasak denilen şey hiçbir işe yaramadı ama yasak denilen şey ilk önce şu halkın ortadan kalkması gerekiyor ki ortalıkta virüs denilen şey yayılmasın bu kadar. Bu kadar tedbirler alındı, nereye gitti? Yani ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı görüldüğü gibi. Kararlar ilk önce yaşlılarımız bütün ortadan kalkması gerekiyor. Çocuklar çıkmaması gerekiyor. Bunlar için özel bir gün belirlenmesi gerekiyor. Halkı gördüğünüz gibi yani bunlar böyle devam ettiği sürece hiçbir işe yaramaz maalesef. Gördüğünüz gibi bizler de rahatsızlıktan zaten çekiyoruz ufak tefek de olsa. Güzel kararlar almalarını bekliyorum. Bir, ikincisi de bu yasaklar devam etsin. Cumartesi de sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Pazar günü oldu. Pandemi asla bitmez. Devam etmesi lazım. Yani yasakların devam etmesi. Bir de belediye başkanlarından, hele ekseri Kayseri Belediye Başkanı'ndan şunu rica ediyorum. Otobüslere denetleme gelsin. Minibüslere denetleme gelsin. Taksilere denetleme gelsin. Mesela 5 kişilik taksiye adam 7 kişi biniyor, 8 kişi biniyor. Böyle olmaz. Taksi kaç kişilik? Mesela 5 kişilik. 3 kişi binmesi lazım. 5 kişi bindi miydi pandemi devam eder. Bu millet yani daha çok çeker. Yazdık bu millete. Aman hiçbir şey beklemiyorum. Onu bekleyecek bir şey kalmadı gayrı. Hiçbir şey kalmadı memlekette. Hiçbir şey kalmadı onlar. Onlardan bana hiçbir şey söyleme tamam. Kabine hep yalan dolan. Daha kabine her zaman her hafta toplanıyor. Hiç yani gerçek bir şey yok. Sağlık yalan, pandemi yalan, reformlar yalan, hukuk yalan, adalet yalan, yalan üstüne yalan. Başka bir şey yok. Neden yalan? Çünkü inanmıyoruz kardeşim. Reform diyor. Hukuksuz reform olur mu Allah aşkına ya Türkiye'de? Yani hukuk yok, reform. Yani bu zamana kadar 25 tane reform yapmış yani. Hangisi gerçek çıktı? İnsanlar perişan, aç.